TRT Haber'e, Dünya Gündemi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Dünyada öne çıkan gelişmelerle haftanın ilk gününde karşınızdayız. Bir kaza haberiyle başlıyoruz Dünya Gündemi'ne. Güney Asya ülkesi Nepal'de inişe geçtiği sırada düşen uçaktaki 68 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise aranıyor. Enkazdaki çalışmalarda kara kutu bulundu değerli izleyenler. Sosyal medya ise uçaktaki bir yolcunun düşüş anında çektiği öne sürülen görüntüleri konuşuyor. İşte o görüntüler. Uçak sola yattı. Yolcular çığlık atmaya başladı. Şiddetli bir gürültünün ardından alev ve duman yükseldi. Kaza Himalaya ülkesinde son 30 yılın en kötü hava felaketi olarak tarihe geçti. Kaza anına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayımlandı. Yolculardan birinin uçağın düşüş anını sosyal medyadan canlı yayınladığı öne sürüldü. Başkent Katmandu'dan turistik Pokhara kentine giden ve 72 kişiyi taşıyan uçakta 68 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Nepal'de ulusal yas ilan edildi. Kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Enkazdaki çalışmalar sırasında kokpitteki ses kayıt cihazı ve kara kutuya ulaşıldı. Cihazların iyi durumda olduğu belirlendi. Nepal'de sık sık uçak kazaları yaşanıyor. Değişken hava koşulları ve dağlık coğrafya kazalara davetiye çıkarıyor. Son olarak geçen yıl Mayıs ayında 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolmuştu. Uçağın enkazı bir gün sonra 4400 metre rakımlı dağlık alanda bulundu. 2018 yılında da başkent Katmandu'daki havalimanına inişi sırasında düşen yolcu uçağındaki 51 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de 2000 yılından bu yana uçak ya da helikopter kazalarında 300'ün üzerinde can kaybı oldu. Ve değerli izleyenler, şimdi de Rusya-Ukrayna cephesindeki son duruma bakalım. Ukrayna'nın Soledar kasabasının kontrolüyle ilgili taraflardan çelişkili açıklamalar gelirken Rusya Devlet Başkanı Putin, olumlu bir ivme yakaladık dedi. Soledar'ın ardından Rus birliklerin yeni kazanımlara imza atacağını belirtti. Bu arada Ukrayna ise kasabanın kontrolünün Rusya'ya geçtiğini yalanlıyor. Rusya Cuma günü kritik öneme sahip Donetsk'e bağlı Soledar'ı ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna yalanladı. Bu gelişme sonrası gözler Rusya Devlet Başkanı Putin'e çevrildi. Devlet televizyonu Rusya 1'e konuşan Putin, askeri operasyonda olumlu bir ivme yakaladık dedi. Soledar'ın ardından Rus birliklerin yeni kazanımlara imza atacağını söyledi. Ukrayna'nın birçok kenti saldırı altında. Dnipro'da füzeyle vurulan apartmanda bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, yerle bir olan apartmanda şu ana kadar 30 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Başkent Kiev'de de altyapı tesisleri Rus güçlerin hedefindeydi. Kievliler saldırıdan metro istasyonlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Rus ordusu Harkiv ve Zaporijya'yı da füzelerle vurdu. Batı'nın Kiev'e silah desteği ise devam ediyor. İngiltere, Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankıyla silah göndereceğini açıkladı. Tank ve silahların kullanımına yönelik eğitimlerin de önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Ve sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Sizi Almanya'ya götürelim. Almanya'da peş peşe skandallar istifa getirdi değerli izleyenler. Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti. Şimdi detayları ekranlarınıza getirelim. Almanya'da 2021 yılının Aralık ayında kurulan koalisyon hükümeti ikinci kabine üyesini de kaybetti. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifasını Başbakan Scholz'a sundu. Alman bakan oğlunu Alman ordusuna ait helikopterle seyahate götürmesi ve yılbaşında havai fişekler patlarken Ukrayna mesajı vermesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Lambrecht, Alman ordusundaki ekipman eksikliğini gidermedeki başarısızlığı nedeniyle de büyük tepki toplamıştı. Ve yine Almanya'dan bir haberle devam ediyoruz Dünya Gündemi'ne. Almanya'da maden sahalarının genişletilmesine karşı protestolara müdahale eden Alman polisi zeminin azizliğine uğradı değerli izleyenler. Protestocularla karşı karşıya gelen Alman polisi çamura saplandı. İşte o görüntüler. Çamura saplandılar. Kurtulmak için uzun süre mücadele verdiler. Müzik
Başaramayınca çamur deryasından sürüne sürüne çıktılar. Almanya'da maden sahalarının genişletilmesine karşı süren protestolara müdahale eden Alman polisi zor anlar yaşadı. Maden köyü olarak tanınan Lützerath yakınlarında protestocularla polis karşı karşıya geldi. Zeminin çamur olması polisin işini zorlaştırdı. Sık sık çamura saplanan polisler zaman zaman adım bile atamadı. Polisin bu durumu göstericiler için alay konusu oldu. Alman polisi geçen hafta düzenlediği operasyonlarla Lützerath'taki 500'e yakın aktivisti zorla tahliye etmişti. Ve şimdi de sizi İsrail'e götüreceğiz değerli izleyenler. Zira İsrail'de Netanyahu hükümetinin yapmayı planladığı yargı reformu siyasi krize neden oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkeyi parçalayan derin bir çatışmanın içindeyiz dedi. Herzog, toplumun daha fazla parçalanmaması ve anayasal kriz yaşanmaması için çalıştığını da belirtti. İşte detaylar. İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti yargı reformu yapmayı planlıyor. Yüksek yargının bazı yetkileri meclise devredilmek isteniyor. Planlanan bu değişiklik yargı cephesinde ve İsrail toplumunda tepkilere yol açtı. Geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. Tartışmalar üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan dikkati çeken bir açıklama geldi. Herzog, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İsraillilere seslendi. "Ülkeyi parçalayan derin bir çatışmanın içindeyiz" ifadelerini kullandı. Toplumun daha fazla parçalanmaması ve anayasal bir kriz yaşanmaması için çalıştığını söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı ülkesindeki krizin taraflarıyla diyalog ortamı oluşturmak adına görüşmelerde bulunduğunu da belirtti. Ancak görüşmelerin başarılı olup olmayacağından emin olmadığını dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise yargı sisteminin bu reforma ihtiyacı olduğunu savunuyor. Söz konusu düzenlemenin seçmenin iradesini temsil ettiğini öne sürüyor. Efendim, bu haberle dünya gündemini bugünlük noktalıyoruz. Yayınımız Nilgün Balkaç'ın sunumuyla devam edecek. Hoşçakalın.